Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün yine gündem borsamız. Borsamız sabah açıldığında aslında kararsız bir doji ile açtı. Yukarıya bir vurdu aşağıya bir vurdu. Sonra diğer saat 11'e doğru geldiğinde yine kararsızlık devam etti. Ancak öğle saatlerine yani saat 1'e doğru çok kararlı bir mum yukarı yaktı. Üçüncü mumu çok kararlı olarak yaktı. Kararlı olarak yakınca zaten... Ortalamayı geçti. Kaufman hareketli ortalamasını geçti ve aşağıda bir sinyal yaktı. Küçük bir sinyal yaktı. Al sinyali yaktı 2 saatlikte. Bu beni umutlandırmıştı arkadaşlar. Evet. Yani saat 12'ye kadar bir karamsarlık mevcutken 12 ile 1 arası borsadaki yukarıya doğru sert tepki teknik sinyalleri ala döndürüyor mu veya burada kalabilecek miyiz tutunabilir miyiz derken sizlere bir tweet attım hatta veri gülen bir emoji ile beraber. Ancak saat 3'e doğru bu tutunabildi. 3'ten sonra hareketli ortalamanın altına doğru sert bir iğne attık. Özellikle kapanışta 17'den sonra çok sert bir iğne attık. Değerli arkadaşlar, tepede tabii şöyle baktığımızda 5000'i gördük. Aşağıda ise bugün gibi 4880'i gördük ve 4896 ile kapattık ama 18.14 şu an sanırım karanlık odaya bakayım. Karanlık odadan çıktık mı? 4814. 4896'yı da en son 4896 ile çıkmışız. Şimdi dün ben ne diyordum arkadaşlar? Dünkü videomda sizlere şunu ifade etmiştim. Demiştim ki bir Fibonacci yani yol haritamız çalışıyor. Yol haritamız güzel. Fibonacci yol haritasının arasındayız. Evet aşağıda bir desteğimiz var. Yukarıda bir direncimiz var. Ancak dikkat ederseniz size yatay bir destek çizmiştim. Çizmiş olduğum o yatay destekse buradan not aldım. Dünkü videomda var arkadaşlar. 4890'dır. 4896. Evet doğrudur. Hareketli ortalamaya bakarız. Trende bakarız. Diğer teknik sinyallere bakarız ama 4800 klasik yatay destek. Bu yatay desteğin üzerinde kaldığımız sürece ben bu noktaların dip olduğunu söylemiştim. Ve bugün 4880'i yine attı. 4890'ı geçti 4896 ile onun üzerinden kaldı. E şimdi onu yine grafiği incelerken yine göreceğiz. E kaldı peki o zaman ne oluyor arkadaşlar? İşte böyle bir yukarıya sert hareket, bir aşağı sert hareket olunca hani böyle deniyor ya hacimsiz, hacimsiz düştük, hacimsiz yükseldik, hacimsiz bilmem ne oldu filan. Bunun anlamı şudur. Yani hacimsiz düşmek veya hacimsiz yükselmek yani borsa sonuçta düşüyor veya borsa sonuçta yükseliyor. Ancak hacimsiz olması bazı arkadaşlar hacimsiz düştü bu fake düşme. Hacimli, hacimsiz yükseldi bu fake yükseliş. Şundan kaynaklanıyor. Şimdi değerli arkadaşlar bir şirket halka arz oluyor. Halka, halka arz olduğunda herkes de bir pay senedi var. Yani hisse payı var. Herkes bu hisse payını isterse serbest piyasada istediği zaman satar, istediği zaman da alır. Paran varsa alırsın, malın varsa satarsın. Bu kadar basit kural aslında. Ancak eğer sağlıksız fiyat oluşumunun olduğunu düşünürseniz. Bakın sağlıksız fiyat oluşumunun olduğunu düşünürseniz. Yani bu ne demek? Yani almış olduğunuz şirketin hissesinin payının o değerden çok yüksek veya çok alçak veya çok saçma sapan bir yerde konumlandırıldığını düşünürseniz beklemeye başlarsınız. Kenara çekilsiniz. Yani işlem, işlemden uzak durursunuz. Çünkü niye? Anlamsız bir şekilde yükselmiştir. Ya arkadaş gidiyor bu daha da gidebilir diye. Bu sefer ne yaparsınız? Payınızı satıştan veya alıştan çekersiniz. izlemeye başlarsınız. Aynı şekilde düştüğü zaman da. Orada satmaktan aşırı derece düşmüştür tahmin ettiğinizden çok çok düşüktür. Bu sefer burada buralarda satarsam ben buralarda satmış olduğum malı yerine koyamam dersiniz. Ve böylece ne yaparsınız? Kenarda durursunuz. Aynı şey de yükselişlerde de olur. Yükselişlerde hacim. Çünkü niye? Daha da yükselir. Daha da yükselir dersiniz. Elinizi ayağa çekersiniz. Daha yüksekten satmak için buradan satayım. giderse yukarı giderse üzülürüm dersiniz. Bu sefer sen, ben, o, öbürü, beriki, arkadaki, öndeki herkes aynı şeyi düşünürse para kazanmak amacıyla ki düşünmesi de son derece normal. Bu sefer ne olur? Kademeler sığlaşır. Mesela normalde eğer bir yatırımcı, alıcı ve satıcı, alıcı ve satıcı almış olduğu şirketin payının o fiyatın dengeli bir fiyat, makul bir fiyat olduğunu düşündüğü anda satışa da mal konur, alışa da mal konur. Yani pasife de aktiflere satmak için mal koyarsınız, pasife almak için para koyarsınız. Ve böyle olduğu zaman arkadaşlar Böyle olduğu zaman kademeler yoğunlaşır. Yani bugün Akbank'ın kademesine bir baktığınızda 4 bin, 5 bin, 7 bin not varken eğer fiyatları makul bulan alıcı ve satıcılar kademeleri doldurmaya başladığında orada 120 bin not, 140 bin not, 160 bin not olur. İşte bu hacimlidir ama 7 bin, 8 bin hacimsizdir. İşte hacimsiz düştük, hacimsiz gittik aslında yatırımcıların ne o yükselen fiyata makul gördükleri ne de o düşen fiyatı makul gör, gö, gördükleri düşünme yani görmedikleri düşünür. Yani o makul değil o fiyatlar. Ama işte kademelerde olduğu anda hem alıcı hem satıcı o fiyatın makul olduğunu düşünür. Böylece bu laf söylendi. Yani kademeler sığ. hacimsiz düştük, hacimsiz yükse ama yine de borsa çünkü fiyat o sırada o fiyattır. Yetiyorsa o zaman hacim darsa, param varsa al kaldır o zaman arkadaş. Veya çok yükseldiğini düşünüyorsan ver malını, sat düşür fiyatı. İşte buralarda sağlıksız fiyat oluşumlarını ifade etmek üzere kurulmuş laflardır. Şimdi arkadaşlar bir borsa İstanbul'a bakalım neredeyiz ne değiliz ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi değerli arkadaşlar bugün zaten şimdi şuraya baktığımızda 30 Mart'ta şöyle bakın gördüğünüz gibi bir kararsız bir mum yaktık. Şu 4947'yi bir yukarıya doğru inattık ama aşağıya doğru da inattık. attık. İkinci saat grubuna geldik yukarıya doğru gene aynı inattık, aşağıya doğru gene inattık. Önce bir yeşil mum sonra kırmızı mum sanki 4947'yi geçemiyormuşuz gibi. Ancak saat 13 bakın saat 13'te çok kararlı ve çok kesin bir mum attık yukarıya doğru. 4.947'yi kesiyoruz arkadaş yukarıya doğru gidiyoruz dedik. Ve yukarıya doğru çok kararlı bir mum attık. Ve daha sonra 15'ten sonra bu yukarıdan bir satışlar geldi. Mesela gelen satışı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani öyle bir tuzak kuruluyor ki bu bir, bir boğa tuzağı görüyor musunuz? Çok yeşil bir mum ve ardından tam desteğe kadar iğne atıyor bakın. Şuraya bakın desteğe kadar iğne atıyor şuraya gördünüz mü? 4947'ye kadar iğne atıyor. Ancak burada sanki şurada mal aldırıyor millete. Çünkü niye mal aldırıyor? 4947'de kalacak ve buradan 5092'ye gidecek bu deyip mal aldırıyor. Ancak mal aldıktan sonra da saat 17'de pat diye malını boşaltıyor. Millete yukarıdan malı kitliyor. Peki burada ne oluyor arkadaşlar? Dün çizdik ya şurada bir yatay desteğimiz var bu yatay destek çalışır mı diye. Çünkü bu yatay destek çalışması aşağıda 4768 yolculuğu tekrar başlar. E ne oldu? Buradan iğne attı ama kapanış nerede yaptı? 4896'da yaptı. Biz ne demiştik? 4890 kritik bir destek. Buradan destek bulu ve kapanış bu Kapanış en azından 4896 üzerinde yapması iyi bir şey. Şuralardayken ben size demiştim ki 4890 üzerinde kapanış yaparsak en azından şu noktaların dip olduğunu söyleyebiliriz demiştim. O yüzden şimdi şu, şu hareketli ortalamaya bakalım. Şimdi şurada bir hareketli ortalamaya baktığımızda zaten şu iki bar görüyor musunuz arkadaşlar? Şu iki barı gördüğümde ben yukarıya doğru kesti kesti ancak burada aşağıya doğru kesti ama şu iki tane barı yukarıya doğru kesmesi aşağıda süper trendde küçük bir al sinyalini başlattı. Gördünüz mü? Şurada küçük bir al sinyalini başlattı. Yani ben de ne düşünüyorum? İşte bu buy sinyali nedir? Şuraların aslında normalde dip olduğunu gösteriyor. Ben de hadi biraz daha imser diyorum. Şuraların dip olduğunu düşünüyorum. Ha bunu aşağıya kesmesini bekliyor musunuz? Bilemiyorum aslında kesmemesi lazım ama yarın göreceğiz. Şu iki tane hareketli ortalamayı kesen bir barın sanki şunun bir kurulan ayı tuzağmış gibi gösteriyor olabilir. Ancak bunların tabi hepsinin birer eğitim çalışması olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsi birer yatırım tavsiyesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Değerli arkadaşlar bugün gündemde çok fazla bir şey yoktu. Çok fazla ani veya değişken bir ekonomik bir haber veya benim ıskaladığım bir şey yoktu. Olursa yorumlar bölümüne aşağıya yazabilirsiniz. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.